Merhaba arkadaşlar. Xiaomi Mi Robot Vakum Mop robot süpürgenin uygulamasındaki değişimle ilgili bu videoyu çekiyorum. Daha öncesinde şöyle sorular yönelttiniz. Daha doğrusu şikayetlerde bulundunuz. Robot süpürgemde artık paspas özelliği görünmüyor şeklinde bildirimlerde bulundunuz. Son güncellemeden sonra değişiklik yapıldı. Bunu da size göstereceğim. Şöyle robot süpürge Mi Home uygulamasına girdiğinizde Mi temizlik robotuna geliyorsunuz. Öncesinde biliyorsunuz burada robot süpürgenin haritası çıkıyordu. Haritanın alt tarafında da şurada şarj ediliyor, temizliği başlat, temizlik modları, daha alt tarafında da harita yönetimi ve mopun ıslatılma seviyesi yazılmaktaydı. Şu an benim robot süpürgemin altında mop takılı değil. O yüzden burada mop su seviyesi çıkmıyor. Dolayısıyla sadece mop taktığınız takdirde bu alttaki su seviye seçim ayarları çıkmakta. Şimdi bunun haricinde başka ne özellikler eklenmiş? Öncesinde biliyordunuz robot süpürgenin bazı odaları birleştirme gibi sorunu vardı. Bu odaları artık kolay bir biçimde çözebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şu üst taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan Öncelikle menülerin tamamını söyleyeyim ardından da nasıl oda böleceğinizi göstereceğim. Şimdi bu yeni güncelleme ile birlikte gördüğünüz gibi harita kayıt modu deneysel özellikler buraya gelmiş durumda. En tepede direkt bir menünün altında değil. Bunu açık tuttuğunuz zaman haritalar otomatik olarak kaydedilmeye başlar. Planlanmış temizlik dediği de siz buraya haftanın hangi günlerine hangi emiş güçlerinde temizlik yaptırmak istiyorsanız... O şekilde planlı temizlikler ekleyebiliyorsunuz. Şu sağ alt taraftaki artı butonundan. Cihaz ayarları dediği kısımda DND modunu etkinleştirdiğinizde robot süpürge belli ayarlayacağınız saatler aralığında size herhangi bir bildirim vermez. Anlamı o oluyor. Temizlik robotu saat dilimi de İstanbul olarak ayarladım. Ben İstanbul'da olduğum için siz de olduğunuz bölgeye göre ayarlayabiliyorsunuz bunu. Bildirimler dediği de robot süpürgenin size verdiği Bildirimler, sesli uyarılar menüsünün altında da olanlar şöyle diller görüntülenmekte. Şu an hala burada Türkçe ses bulunmamakta. O yüzden İngilizceyi kullanıyoruz. Sesi ayarlamak için de buradan robot süpürgenin sesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Temizlik geçmişi menüsünün altında da geçmiş yapmış olduğu temizlikleri gördüğünüz gibi burada gösteriyor. Bütün temizliklerin toplam süresi bende 94.9 saat. Toplam temizlikte 5197 metrekare. Toplamda 291 saat çalışma süresi verilmiş. Orada bir yanlışlık var ama onun neden olduğunu bilmiyorum. Sarf malzemeleri dediği de robot süpürgenin içinde kullanılan HEPA filtre, yan fırça ve ana fırçanın kullanım ömürleri. Gördüğünüz gibi HEPA filtrem 55 saat sonra artık değiştirilmesi gerekeceği burada yazmakta. HEPA filtreyi daha önceki videolarımda gösterdiğim şekilde temizlediğiniz takdirde Robot süpürgenin HEPA filtre ömrü burada 36 gösterebilir ama siz birazcık daha uzun kullanabileceksiniz. Uzaktan kumanda dediler robot süpürgeyi uzaktan kumanda edebiliyorsunuz bunun üzerinden. Temizlik robotumu bulun'a bastığınız zaman temizlik robotu yani robot süpürgeniz I am here şeklinde uyarı veriyor. Siz de o uyarıyı takip ederek robot süpürgeyi eğer evin içinde kaybettiyseniz bulabiliyorsunuz. Şimdi anlatacağım kısma geliyorum harita yönetimi kısmında alan düzenleyici menü var. Bu alan düzenleyiciye giriyorsunuz. Şimdi benim evimin odaları bu şekilde ayarlanmış durumda ya. Şurada görmüş olduğunuz yatak odasının şu kısmını daha az önce ayırdım ben. Normalde yatak odası ve koridor birleşik tek parça halindeydi. Şöyleydi. Bakın birleştirmeyi önce göstereceğim. Daha sonrasında da bölmeyi göstereceğim. Birleştire basıyorum. Şu iki alanı seçiyorum ve birleştiriyorum iki alan artık tek bir alan haline gelecek. Daha öncesinde böyle bir özellik yoktu. Bunları artık kapıların önüne şişeler falan koyarak ayırıyorduk ki zaten bir videomda size göstermiştim. Artık yeni gelen güncelleme ile odaları birleştirme ve bölme seçeneği bulunmakta. Bunları birleştirdikten sonra veya böldükten sonra farklı farklı isimlerde verebiliyorsunuz. Şimdi tekrar bölmeyi göstereceğim. Bölme işlemi için de buradan şöyle böyle basıyorsunuz seçili alanı bölünüyor ama bir alan çıkmadı. Şöyle bir gördüğünüz gibi çizgi çıkıyor. Alana tıklıyorsunuz. Daha sonrasında da bunu kısaltıyorsunuz. Kısalttıktan sonra bölmek istediğiniz alana ben mesela şurayı böleceğim. Şu şekilde uyguluyorsunuz. Bastığınız zaman bu birleştirilmiş alanı iki parçaya bölüyor tam sizin kesmiş olduğunuz yerden. Gördüğünüz gibi iki farklı renk oldu. Bu ikisinin aynı renk olmasına, oturma odasıyla aşağıdaki alanın aynı renk olmasına takılmayın. İki ayrı seçilebilir alan oluyor. Şimdi alanları yeniden adlandırmak için de buna basıyorum bir kere sağ alt taraftaki yeniden adlandır'a, ardından alana basıp tekrardan yeniden adlandır diyorum. Burası benim koridorum olduğu için koridoru seçiyorum ve gördüğünüz gibi artık adı koridor oldu. Yatak odası kısmını adlandırmak için seçiyorum ve yeniden adlandır diyorum. Burası da yatak odası oldu. Gördüğünüz gibi alanlarım tamamıyla bölünmüş durumda. İsterseniz bulunmuş olduğunuz odaları da mesela örnek veriyorum bu oturma odasında parça parça istediğiniz şekilde bölebilirsiniz veya birleştirebilirsiniz. Şimdi bu menüden de çıkıyorum. Sanal duvar sınırlandırılmış alan dediği özellikle robot süpürgenin haritası üzerinde süpürme için sınırlandırılmış alan paspaslama için sınırlanmış alan şeklinde alanlar bulunmakta. Şimdi burada sanal duvar oluşturduğunuzu örnek veriyorum. Ben şurada bir alan oluşturmuşum bakın. Burada bir koltuğum var. Ben bu koltuğun altına girmesini istemediğim için koltuğun yüksekliği birazcık alçak olduğu için robot süpürgem orada takılıyor. Bu yüzden buraya bir alan koydum. Şimdi bir diğer özellik de süpürme için sınırlanmış alan. Buna bastığınız zaman siz böyle alanlar belirtebilip buraları süpürmesini engelleyebiliyorsunuz. Mesela ben bu alanı buraya bıraktığımda robot süpürge artık burada bir süpürme yapmayacak. Burada süpürme işlemini kesinlikle gerçekleştirmeyecek, etrafından dolanacak. Daha önceden olmayan ve yeni eklenen bir özellik de paspaslama için sınırlanmış alan. Bunu da seçip isterseniz, siz örnek veriyorum, bu bölgenin paspaslanmasını istemiyorsunuz. O zaman bu işareti buraya koyuyorsunuz. Ve robot süpürge artık burada bir paspaslama yapmıyor. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar buraya ekleyebiliyorsunuz. Şu yukarıdaki artı tuşuna e, özür diliyorum ayar tuşuna bastığınız zaman da gördüğünüz gibi artık kaydedilmiş durumda. Daha sonra bunları tabii ki üzerine tıklayarak tekrardan kaldırıp kaydedebiliyorsunuz. Robot süpürgeye bu yeni gelen iki özellik gerçekten benim hoşuma gitti. Hala Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C robot süpürgenin geliştirildiğini daha doğrusu uygulama bakımından da geliştirildiğini bizlere kanıtlamış oluyor. Haritayı sıfırlama özelliği buraya eklenmiş harita yönetiminin altına bastığınız takdirde eğer tamam derseniz haritayı siliyor. Harita yüklemeyi durdur diyor. Eğer bu harita yüklemeyi durdura basacak olursanız robot süpürge evdeki yenilikleri keşfedemeyecek ve e, harita bilgilerini silecektir. Bakın şimdi burada zaten yazıyor. Harita yükleme işlemi durdurulduğunda harita ile ilgili işlevlerle ayarlar devre dışı bırakılır ve harita verileri silinir diyor. Yani buna herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Bunun bu şekilde kalması şöyle avantajlar sağlıyor. Siz evinizde e, haritayı çıkarttıktan sonra yapacağınız değişiklikleri robot süpürge her süpürme esnasında fark ediyor ve haritasını yeniden buna göre e, düzenliyor. Yani ilk çıkarttığı harita sabit kalmıyor. Her süpürmede haritayı tekrar tekrar geliştiriyor. Daha öncesinde böyle bir özellik yoktu. Robot süpürge bir harita çıkartırdı ama siz bir eşyanın yerini değiştirdiğinizde bunun yerini anlamazdı. Artık bu da geliştirilmiş durumda. Cihaz adını buradan değiştirebiliyorsunuz şu alt taraftaki genel ayarlar menüsünden. Konum yönetimi dediği de robot süpürgenin yönlendiriciye bağlanma ayarları ve o da ayarları robot süpürgenin nerede olduğunu gösteren ayarlar ki çok da bir önemi yok. Evinizde akıllı otomasyon kullanmıyorsanız şayet. Cihaz paylaştı diyor özellikle burada isterseniz robot süpürgenizi veya Mi hesabınızı telefon numarası vasıtasıyla bir başkasıyla paylaşabiliyorsunuz. O da şöyle gerçekleşiyor. Siz buraya birisinin telefon numarasını yazıyorsunuz. O telefon numarasına da eğer kayıtlı bir Mi hesabı varsa otomatikman o kişiyle paylaşılıyor. Otomasyon dediği özellikle eğer robot süpürgeniz evinizde farklı Xiaomi'nin ürünleri var ise onlarla otomasyon vasıtasıyla çalışmasına olanak sağlayabiliyorsunuz. O da ne oluyor? Örnek veriyorum. Eğer diyor buradan e, benim koridor sensörüm harekete geçecek olursa mesela hareket algılandığında robot süpürge çalışsın şeklinde bildirimler verebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada Mi temizlik robotu alt tarafta var. Şimdi bu kısımdan da geri çıkıyorum. Cihaz güncelleştirmeleri menüsü görmüş olduğunuz gibi şu anki sürüm 3, 5, 8, 11, 10 yani 1110 en son güncelleme. Bu güncelleme ile ilgili gelen şikayetler ardından ben bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Dediğim gibi paspası altına takmadığınız takdirde paspas su ayarları çıkmıyor. Ek ayarlarda da eklenti sürümü menüsü var. Buna herhangi bir şekilde dokunamıyorsunuz. Eklenti sürümü 159 artık ne olduğunu bilmiyorum. Güvenlik ayarları dediğim menüde burada parolayı etkinleştirip isterseniz uygulamaya girdiğinizde parola vasıtasıyla robot süpürgenize erişebiliyorsunuz. A bilgilerine geldiğinizde burada gördüğünüz gibi modeminizin A bilgileri yazmakta. Yasal bilgiler menüsü, yasal bilgiler ana ekrana ekleyin menüsü de ana ekrana eklediğiniz takdirde tek tuşla robot süpürgeyi oradan çalıştırabiliyorsunuz. En altta da cihazı sil menüsü var. Şimdi gördüğünüz gibi bu yeni gelen güncelleme ile bence robot süpürgemiz birazcık daha gelişmiş durumda. Ayrıca şu ekrandaki şuradaki tuşu da göstereyim. Bu da zaten seçili alan temizliği, hepimizin aşina olduğu. Böyle bir şekilde mesela ben şurayı temizlemesini istiyorsam buraya basıyorum. Şu alanı büyütüyorum. Sadece burada temizlik yapmasını da sağlayabiliyorum. Robot süpürgeye gelmiş olan güncelleme sonrasında olan işlemler bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şayet kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.